Ya bir şey söyleyeceğim ya. Hakikaten bu arada. Takip ettiniz mi ya? Drama mrama var mı sizde bir şeyler öyle? Ben çok merak ediyorum. Benim izleyici kitlem ne kadar hakim? Bu arada mümkünse isim vermeden herhangi bir yayıncının çıkırdım. Herhangi bir yayıncının ismini vermeden dramalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Psikolojik terapi. Tamam canım. Yani tabii ki de yani bir psikoloğun şeylerine sahip değilim yani öyle kalifiye birisi değilim. Psikolog değilim, bir şey değilim. Ama moralim bozuksa en azından bu yayınla beraber keyfini yerine getirebiliriz inşallah yeşil inek. Öyle söyleyeyim ben de yani. Hani canın sıkkınsa bugün hiç canın sıkma. Yaslan arkana, al çayını, kahveni, çikolatanı, buralardayız biz. Ya arkadaşlar ne olmuşluk bir şey yok yani. Şu anda Twitch'te genel bir drama var hani. Ben hani çok fazla kendi yorumumu yapmadan şey yapayım. İşte hani Twitch mevzularında işte bir ayrılıklar oldu, geri dönüşler oldu vesaire. O muhabbetlere ne kadar hakimsiniz diye sordum yani. O dramalar yani. Ya ben dramanın içinde değil, o kadar umurumda bile değil ki yani konular. Ama hani ben değil, başkaları kendi arasında bu olaya giriştiği için tabii yani benim de haz etmediğim olaylar oluyor olmuyor değil yani. Ben merak ettim hani bizim chatte bizim kitlede ne kadar insanlar biliyor ediyor bu mevzuları ya. O yani. Onu merak ettim. Merhaba Skywind Storm. Yok ya yayın açmadım ya onun gerginliğiydi. Bir şey yok yani. Emrah abim hoş geldin bu arada nasılsın? Abi ya ben var ya seni bir şey söyleyeyim mi? Ben seni hala Eskişehir'de zannediyorum desem. Daha geçen şu Bursa mevzusunu açtığında şey oldu. Bursa'da oturduğunu tekrardan hatırladım yani. Ne oldu yine? Ya benlik bir şey yok. Twitch dramaları işte klasik ya. Zamanında Twitch'ten işte ayrılan yayıncılar geri geldi. Ki bence zaten yani başta ayrılmaları çok zorlu, çok hani hakikaten sıkıntılı bir karardı. Yani şimdi gelin eğri oturalım doğru konuşalım. Ben o zaman da söylemiştim o böyle o dönemler ilk geldiği zaman. Ya şimdi çok büyük bir yayıncı olsam belki okey ama hani orta ve orta büyük yayıncıların aslında farklı bir platforma gitmesi birazcık sıkıntı zorlu durumlar. Zamanında mesela Tuna abi gitmişti. Neden gitmişti? Çünkü Facebook para vermişti mesela, tamam mı? Facebook para verince öyle bir bütçeyi doğal olarak Twitch'ten kazanamayınca adam gitmişti. Çok normal, çok doğal bir şey yani. Şimdi mesela öyle bir anlaşma yok, bir şey yok, herhangi bir durum yok. Şu anda tekrardan Tuna mesela Twitch'e döndü gibi. Öte yandan hiç böyle bu tarz bir durum olmadan işte tepki amacıyla gidenler vardı ki hakikaten de hani zor bir hareketi diyorum ya mesela benim yapmaya böyle bir şeyi ne kadar hani kendi çapımda tepkimi koysam da böyle bir şey yapmaya bir taraflarım yememişti. Yalan yok. Çünkü ben Twitch dışında başka hiçbir platformda var olamazdım. Öyle bir gücüm yok yani. Keşke olsaydı o zaman ben de o şekilde tepki verebilseydim. Yapamadık. Yapacak bir şey yok. Ben bırakmadım da Twitch'i devam ettim yani. Ama işte bir de bazı insanlar var ki işte onları bu dönen herkesten ayrı tutuyorum yani bazı diyeyim hani neyse işte tükürdüğünü böyle hatta sıçtığını yalayan insanlar var işte onlara çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Yani bilmiyorum ya. Can sıkıcı. Sevgi Nil Demir merhaba. Arkitekra aynen hoş geldin. O zaman onun konuyla alakası yok zaten ya Tuna abinin. Millet öyle zannetmesin diye açıkladım yani. Yoksa isim vermeme çok gerek yoktu da. Tuna abi yabancı olmadığı için o ismini verdim tabii ki de yani. Şifreli bir konuşacağız. Ne yapayım ama bu Twitch'te böyle arkadaşlar. Twitch'te hiçbir yayıncıya bir şey diyemem yani. Kendi düşüncem bile olsa bu söyleyemem. Ne yazık ki söyleyemem. Psychologist Dare merhaba. Görüyorum bu arada bir sürü hediye de atmışsın. Çok teşekkür ederim. Okumadım hani okumayacağım zannetme lütfen. Ben yayının başında klasiktir. Önce bir chatimle sohbet muhabbet ederim. Ondan sonra abonelikleri bitleri okurum. Ama çok sağ ol. Çok teşekkür ederim desteğin için. YouTube'dan geldin herhalde sen de. Evet ya Emrah abi. Doğru söylüyorsun da işte ben ister istemez sistemin içerisinde olduğum için ki wow. Sert bir başlangıç Eylül'e. Teşekkür ederim İrem Kadın. Okuyacağım. Özkan Eren Alp hoş geldin de. Anlamadım yazdığını tam. Multiversus Twitch Rivals ne güzel olmuş ya Alp adam. Vallahi benim için çok eğlenceli oldu. Belki aranızda gelemeyenler vardı. Profesyonel hayat kanka bu. Fenerbahçe'de de oynarsın Galatasaray'da da. Tabii ki de öyle bu arada. Buna katılıyorum. Buna %100 katılıyorum. Abi eğer zaten bir yer senin kazandığından çok daha kat fazlasını verebiliyorsa yani bence hani geleceğin için baktığında sonuçta
Kimse yani bu işi para için yapmıyorum demesin. Para için yapmıyorum diyen bir yayıncı varsa bence yalan söylüyordur. Bunu da söyleyeyim yani. Çünkü hani eğer mesleğim buysa bence para için bana sorarsan ya da ün için ya da ne bileyim. Ya çok büyük zengin olman lazım para için yapmaman için diye düşünüyorum, bilmiyorum. Eğer ki bir yerden bir yere gidiyorsan ve gittiğin yere mesela bir daha asla dönmeyeceğim diye laf etmiyorsan sıkıntı yok zaten. İstersen 3 farklı yere git gel abi, bana ne yani. Ama işte öyle diyorsan bir tık sıkıntı var yani. Hani Fener'den giderken aynen Fenerbahçe'nin Allah belasını versin taraftarlarının içinden geçeyim. İşte direkt taraftar demeyeyim de o yanlış oldu. Direkt takımın hani içinden geçeyim bir daha dönmeyeceğim deyip dönerse sıkıntı gibi geliyor bana. Abi şu muhabbeti kapatsan lütfen. Tam kapatayım, haklısın. Boşuna uzattım vallahi, doğru söylüyorsun sen de. Neyse.